Viloyatimizda g'alla yig'im terim mavsumi boshlandi. Shu munosabat bilan Shovot tumanidagi Usta Masafo fermer xo'jaligida ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. G'alla dehqonning uzoq muddat davomidagi mehnati evaziga bo'ladigan hosil. Viloyat mirishkorlari joriy yilda 33200 gektar maydonda g'alla yetishtirdi. Ob-havoning noqulay kelishiga qaramay, agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida va samarali tashkil etilgani mo'l hosil olishga muhim omil bo'layotir. Joriy yil g'alla hosilini yig'ishtirib olishning tashkiliy chora-tadbirlari hamda g'o'zani sug'orish ishlarini bajarish yuzasidan o'tkazilgan seminarda hosilni o'z vaqtida nesnobud qilmasdan yig'ib-terib olishni uyushqoqlik bilan olib borishga e'tibor qaratildi. Bu borada viloyat hokimi Farhod Ermonov mutasaddilarga bir qator ko'rsatmalar berdi. Jumladan g'alladan bo'shagan maydonlarni ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtojlarga ajratib berish borasida gapirdi. Seminarda so'zga chiqqanlar yig'im-terimda ishtirok etadigan xodimlarga yaratilgan shart-sharoitlar hamda texnikalarning shayligi haqida ma'lumot berdilar. Hosil viloyatdagi 4 ta don korxonalarning 9 ta don qabul qilish maskanlariga yetkazilishi belgilangan bo'lib, bugungi kunda mavsumga to'liq tayyorlangan. Viloyatimizda 33200 gektar g'alla ekilgan bo'lib, shundan 74200 tonna davlatga topshirish rejalashtirilgan. 8300 tonna urug'lik, 65900 tonna tovardan topshirish rejalashtirilgan. Qisqa kunlarda g'alla hosilini nesnobud qilmay urib olish uchun tizimlar ishlab chiqilgan. 316 otryad, 316 mas'ul xodimlar bekitilgan. Buni qisqa muddatni ichida 10 gün, 12 gün ichida nesnobud qilmay yig'ib olish choralari ko'rilgan. Shovot tumanidagi Usta Matsafo fermer xo'jaligiga tegishli g'alla maydonida nuroniylar duosi bilan dastlabki g'alla o'rimi boshlandi. Albatta, mo'l hosil fermerning peshona teri muhimi agrotexnik tadbirlar bilan juda bog'liq. G'allani sharbat usulida sug'orish, suspensiyaning o'z vaqtida qilingani ham mo'l hosil garovi bo'ldi deyish mumkin. Tamam safa köp tamaklı firma kocalığımız. Sillekilerin ikkenmişsi sentyabr ayının ahırında. Şunge gelip toluk pişip getirdi. 60 cm'den hazır tüteli atar. Kışımız ancak soğuk geldi. Şu meyalli uğutlara kış dövründe sepilip şu kıştan çıkışına eriştik. Ben şu galladan boşakan meydanlarını bana işsizler, yaşlar, şu bekar oturgan ailelerine bölüp bir iş doğrusunda bana yakında boğan silektirde hürmetli prezidentimiz bir yakışı yapılar. Aytıp öttüler. Ben şu boşayan medallarını bana azı köre yapmış. Hem teknikeler delenin başı da tayar tuttu. Orum yığım başlanadı. Orup yığıp alıngan gallarını aparıp, şartnamalaşkan boyunca aparıp tapşıradı fermerlerimiz. Paxtanı, gallarını üzerimizde yetiştirip, kılsak sanatımız ruhajlanadı. Onun oranını ahalığa beretigen olsak, ahalı iş bilen temin buladı. Hem özerge, ben şu daremet, shuradan ketiradilar, daromad oladilar. Albatta, g'alladan bo'shagan yer maydonlarga takroriy ekin ekish dolzarbdir. Bu borada ham viloyatda aniq chora-tadbirlar belgilab olingan. İloji barincha 1 yilgacha shu mana shu takroriy ekinlarni ekib tamom qilmoq kerak. Bunda nimalarni ekish mumkin? Mosh ekish mumkin, kunji ekish mumkin, mana sabzi ekish mumkin va boshqa tez yetiradigan o'simliklar dehqonchilik turlarini ekib foydalanish mumkin. Yer bevaho ne'mat. Bu yerdan qanchalik yaxshi foydalansangiz shunchalik yaxshi. Quvonarlisi, dalalarda hosil mo'l. Zero dehqonning sa'y-harakati xalqimiz turmush farovonligi, dasturxonimiz to'kinligi bilan bog'liq.